Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Mahir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı inceleyeceğiz. MHRG'de son durum ne? Alınır mı, düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat hareketine bakıldığında çarşamba günü 18 Ekim'de işlem görmeye başlamasının ardından burada kısa vadeli bir tavan serisi devamında da sert bir şekilde halk arz fiyatına geri çekildiğini görüyoruz. Burada bildiğiniz gibi arada bir bilanço açıklandı. Bilanço bayağı kötüydü arkadaşlar. Bu kötü bilançoda sonrasında zaten satışlar devam etti ve fiyat 8.38 seviyesinden 5.04 seviyesine kadar geldi. Buradan alıcı buldu. Bu oluşan alımlarla birlikte fiyat 5.81'e çıksa da bunun üstüne şimdilik kalıcılık sağlamadı. Zaten burada görüldüğü gibi fiyat 5.04-5.81 arasında sıkışmış yatay bir bant oluşuyor. Daha doğrusu açıkladığı bilançoyu sindiriyor arkadaşlar. Özellikle fiyatlar düşüş olması durumunda tekrardan 5-5.10 seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir. 5.81'in geçilmesiyle birlikte 6 ile 7 arasında satış yapılabilir arkadaşlar. Yani bu düşüşün bir tepkisini oynanabilir. Bu bilançoyla çok yukarı fiyatlar gideceğini sanmıyorum ama bir alır götürürse tabii ki de fiyatlar yine yukarı yönlü gidişatlar görebiliriz. Kısa da arkadaşlar 5.81 üstü olumlu. 5.81'i geçebilirse dediğim gibi 6 ve 7 seviyesine doğru yükselişler görmemiz mümkün. Kısa vadeli bir düzeltme hareketi olması mümkün. Bunun üstüne kalırsa da en son zirvesi hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi kısa vadeli bir trend oluşmuş durumda. Şunu da doğru çekebilirsek tamam. Böyle baktığınızda da 8'in üstünde de 10 seviyeleri uzun vadede MHR tarafında takip edilebilir arkadaşlar. Çok fazla bir mum hareketi yok. Burada zaten halk arz sonrası yükselişin ardından bir düşüş görüyoruz. Burada bir dip yapma çabası içinde buraya bir destek oluşmuş. Buradan alıcılar gelmiş. Alıcılar gelmiş ama fiyatı bir üst bandı taşıyamamış. 5.81'in üstü kısa da olumlu. Bunun devamında da 6-7 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. Burada kısa da alanlar bu seviyeden satarlarsa iyi olacak. Çünkü dediğim gibi bilanço bayağı kötüydü arkadaşlar. 4. çeyrek bilançosu da bu şekilde gelirse çok yukarı hareketler beklememek gerekir açıkçası. Özellikle fiyatta düşüş devam ederse 5-5-10 seviyesi gelmesi durumunda yine tepki yükselişlerini satmak için de alım gerçekleştirebilir. MHR bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.